Merhabalar, kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuskus salatası yapacağız. Sizleri hiç bekletmeden tarifime geçmek istiyorum. Ben kuskuslarımı önceden haşladım. Makarna haşlar gibi kuskuslarımızı haşlıyoruz, suyunu süzüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi karıştırma kabımın içerisine kuskuslarımı aldım. İçerisine bir kase kadar böyle garnitür ilave ediyorum. Şöyle 7-8 adet doğramış olduğum kornişon turşuyu ilave ediyorum. Şöyle bir kase kadar mısırım var. Haşlanmış mısırdan ilave ediyorum içerisine. Şöyle güzelce bir malzemelerimi karıştırıyorum gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla. Siz istediğiniz gibi istediğiniz garnitürleri ilave edebilirsiniz tabii ki de. O sizin damak tadınıza kalmıştır. Benim elimde bunlar olduğu için ve biz bunları çok sevdiğimiz için böyle yapmak istedim ben. Salatamı bir kenara alıp hemen sosumun yapımına geçmek istiyorum. Bir kase yoğurdumu karıştırma kasemin içerisine alıyorum. 6 yemek kaşığı mayonezimi alıyorum gördüğünüz gibi. Siz zevkinize göre sade mayonez veya sade yoğurt da yapabilirsiniz tabii ki de. O sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Baharat olarak içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kuru dereotu ilave ediyorum. Bir diş de sarımsak ilave ediyorum. İçerisine bir çay bardağı turşunun suyundan ilave ediyorum. Kornişon turşumun suyundan. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Sosumu şöyle hemen hızlıca güzelcene karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum sosumu salatamla buluşturuyorum. Hepsini içerisine, salatamın içerisine ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Sosun her yerine geçmesi için hemen şöyle kaşık yardımıyla güzelce ne karıştırıyorum salatamı. Gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Şöyle kuskus salatam artık hazır. Ben salatamı 1-2 saat buzdolabında bekletip daha sonrasında servise hazırlayacağım. Zamanınız varsa bir gece önceden de yaparsanız daha güzel tadını verecek. Kuskus salatam artık servise hazır. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili açıp yorum yazmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.